Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Yapmış olduğumuz bahçenin artık çapalama zamanı geldi. Aslında bu aparatın çapalaması iyi. Ancak şuradaki görmüş olduğunuz parça maalesef dandik bir malzeme arkadaşlar. Dolayısıyla önceki yıl ben şuraları komple çatlatmıştım. Şimdi oraya iki tane kelepçe attım. Daha fazla orası dağılmasın diye. İşe yarayacak mı yaramayacak mı tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen ben şimdi bunu tamamıyla paramparça ederim burada. Öyle tahmin ediyorum. Şu kısımlar çok iyi. Yani çapalama kısımları falan çok iyi. Şimdi önceki yıl bu çapalama aparatıyla yaptığım zaman ceviz ağaçlarının diplerini yapmıştım. Dolayısıyla toprak çok sertti. Ve orada hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Sert toprakta asla ve asla hiçbir işe yaramıyor. Yumuşak bir toprak olması lazım. Bu aparattaki sevmediğim olay da taş, iplik, tel vesaire gelirse direkt kendini kilitliyor arkadaşlar. O yüzden bunu hiç beğenmedim açıkçası. İşte kullanmıyorum. Geçen sene sadece denemek için bir takıp kullanmıştım. Zaten o videoyu da paylaştım sizlerle. Şimdi aslında iş yapan parça bu. Ancak dediğim gibi şuradaki malzemesi çok kalitesi çıktı. Şuradaki görmüş olduğunuz vida yerinin karşılığı bu freze borusunda denk gelmiyordu. Yani böyle bir delik yoktu burada. Sırf bu parça için ben buradan delik açmıştım. Şimdi o vidayı da yerine taktım tekrardan. Şimdi hızlı bir şekilde buradaki bahçeyi çapalayıp sizlere göstermeye çalışacağım. Bahçem yumuşak arkadaşlar. Yağmur falan da yağdı. Yani sert bir toprak değil. Biz buraya çift sürmüştük. Üstüne patoslamayla, rotatörle falan geçmiştik. Bu anlattıklarımın tamamının kanalında videolarım mevcut arkadaşlar. Şimdi ben hızlı bir şekilde şurayı çapalamaya başlayayım. Akşam saatlerinde karanlık çökmeden inşallah şu mısırların arasında kavunlar falan var. Onları da zedelemeden inşallah bitirebilirsem iyi olacak. Sizlerle bu videoyu da paylaşmak istedim. Önümüzdeki günlerde tırpanda kullanmış olduğum bütün aparatlarla alakalı kapsamlı bir video paylaşmaya çalışacağım. yarıda bırakmak zorunda kaldım. Sebebi de şu. Şimdi bu parça aynen videonun başında söylediğim gibi kırıldı arkadaşlar. Zaten döküm bir malzeme. Çok dandik bir malzeme. Şimdi eğer bunu buradan kesmeden veya keserek bunu nasıl tekrardan kullanılabilir bir hale getirebilirim. Bunu şu anda tam olarak bilmiyorum ama aklıma gelen bir şey olursa deneyeceğim. Çünkü bunu tekrardan yeniden almak istemiyorum. Bu arada bakın taşlık yerlerde şurası büküldü. Şimdi tekrardan ben bunu pensele falan çevirmeye çalıştım ama daha büyük bir anahtara ihtiyacım var. Şuraya da vurmaya başladı aynı zamanda. Zaten hemen orada gazı kestim ben. Hemen bıraktım. Taşlara vurduğu zaman bunu kontrol etmek biraz zor oluyor arkadaşlar zıplama falan yapıyor biraz ister istemez güç gerekiyor ama taş yoksa toprak güzelse yumuşaksa bu alet iş yapıyor şimdi diğer aparat taktım arkadaşlar onu deneyeceğim şimdi önceki yıl aslında ben bunu denemiştim Denediğimde şöyle bir şey oldu arkadaşlar bunu çok dikkatli kullanmanız gerekiyor yani şunlar direkt kırılabiliyor araya taş sıkışırsa ip tel, herhangi bir madde bunun arasına sıkışırsa arkadaşlar hemen gazı kesmeniz gerekiyor. Yani çok temkinli davranmanız gerekiyor. O yüzden aslında ben bunu çok beğenmemiştim. Eğer bu kırılmasaydı ben bütün bahçeyi bununla yapmayı planlıyordum. Çünkü bu biraz daha rahat. Aslında biraz daha işlev görüyor ama maalesef malzeme kalitesi düşük arkadaşlar. Şu an internetten de baktım ben buna. 1200 ile 1400 TL arasında fiyatlar gördüm ben. Yani değmez arkadaşlar. Aslında bunun çok daha profesyonel olanlarını da internetten gördüm de. Küçük olanın 6500, büyük olanında 8500 TL olduğunu falan gördüm. Hiç değmez arkadaşlar. Kesinlikle değmez. O aparatının da ben birkaç tane videosunu falan izledim. Bizim buradaki bahçede taşlık alanlarda falan onun da iş yapacağını hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bahçemi şununla kaldığım yerden en azından bitirebildiğim kadar şöyle bitirmeye çalışacağım. Bir kısmını yaptım. Yaptığım alanları da şöyle göstereyim. Taşlık alanlara geldiğim zaman zıplama yapıyor. Çok da fazla mesela mısırların veya kavunların dibine giremiyorum. Şimdi birkaç tane kavunu götürdüm. Bazen kontrol edemiyorsunuz. Biraz sert tutmanız gerekiyor. Bakın şu alanı şöyle yaptım mesela. Domateslerin arasına falan biraz girdim. Yeşil görülen alanların etrafında mutlaka ya kavun var. Mesela şunun gibi. Çok fazla etrafına yaklaşmak istemedim. Çünkü hemen götürüyor arkadaşlar. Yani kavunu da mısırı da bir şekilde onu da aradan yok ediyor. Ben sadece kavunlara mısırlara yaklaşmadan şimdi etrafını tekrardan diğer aparatla yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar aslında dediğim gibi önceki yıldan ben biliyorum bunun çok sıkıntılı bir şey olduğunu da bakın şuradakiler yamuluyor ve iki tanesi birbirine değme yapıyor şu şekilde. Az önce de aynısını yaptı. Penseyle bir şekilde doğrultmaya çalıştım. Buradaki vidalar sürekli gevşiyor. Bunları tekrardan sıktım. Bakın şimdi tekrardan yamuldu. Şimdi tekrardan düzelteceğim ve artık buna devam etmeyeceğim. Çünkü geçen yılda bana bayağı bir sıkıntı çıkartmıştı. Aslında bunu şu andaki kullanmamın tek sebebi size göstermek için ben aslında bunu taktım arkadaşlar. Bu aparat bana göre sıfır arkadaşlar. Yani hiçbir işe yaramaz. Bununla çalışmanız için deniz kumu gibi tertemiz bir toprak olması lazım. Başka türlü bununla iş yapmanız imkansız. Bir anda kilitliyor, makinenize zarar verebilir. Balatasını sıyırabilir veya içindeki frezenin içindeki dişliği kırabilir ki az önce ben tam frezeyi tam oturtturamamışım. Bir ses geldi. O esnada da sökmek zorunda kaldım bütün makineyi ben. Frezenin içindeki dişlinin komple gittiğini düşündüm arkadaşlar. O yüzden az önce komple söktüm. Hatta o söktüğüm fotoğrafları da buraya koyarım. Tüm makineyi parçalamak zorunda kaldım. Ben frezenin içindeki dişlinin gittiğini zannettim. Ama öyle bir şey yokmuş. Tam olarak şuradan tam tutturamamışım arkadaşlar. Frezenin dişlisi boşa çıkmış buradan. Tekrardan taktım. Hiçbir sıkıntı yok. Çalışıyor ama dedim gibi bakın. Yani makinede tam bir sıkıntı yok da. Bir de bu arada bakın sadece bununla uğraşırken şuradaki vidayı tamamıyla benim hatamdan kaynaklandı. Vidayı çok sıktım ve şurayı çatlattım arkadaşlar. Bakın orada eğer görebiliyorsanız oradaki alanı çatlattığım için buraya bir tane kelepçe atmak zorunda kaldım. Muhtemelen şuradaki parçayı komple değiştireceğim arkadaşlar. İki çapalama aparatı da bana göre hiçbir işe yaramaz. Diğeri buna göre bir tık daha iyi ancak malzeme kalitesi çok kötü arkadaşlar. Eğer onun malzeme kalitesi biraz daha iyi olmuş olsaydı işe yarar bir şeydi. Bu otlu alanda sıfır zaten hiçbir işe yaramıyor. Diğeri otlu alanda bir tık daha iyi ama bu bana kalırsa arkadaşlar tamamıyla bana göre çöp yani. Şöyle aralıksız çalışayım 2 saat 3 saat yok öyle bir şey arkadaşlar. 5 dakikada bir şey oluyor. Ya bu yamuluyor. Ya araya taş çıkışıyor. Ya ip geliyor. Ya otta tıkanıyor. Takması apayrı bir dert. Şuradaki parçayı söküyorsunuz ilk önce. İlk önce o parçayı buna monte ediyorsunuz. Sonrasında bu parçayla şuradaki dişli iki tane anahtarı var. İki tane anahtarı yardımıyla şuradakini şuradakini birbirine bağlıyorsunuz. Sonra bir de bunu ekstradan bağlamak zorundasınız. Sökmesi takması da ayrı bir der. Yani ben aslında dediğim gibi hiçbir şekilde bunu takıp denemeyecektim de sadece videoda göstermek için. Arkadaşlar bana kalırsa ikisi de çöp. Hiçbir işe yaramaz. Bakın şu anda burayı değiyor. Ben dün bunu düzeltmiştim. Düzeltebildiğim kadar. Çok da sert bir malzeme yani nasıl bir taşa geldiyse öyle bir yamulmuş ki kolay kolay da düzelmiyor yani bir mengene falan sıkıştırmam gerekiyor ki ancak öyle. Ben zaten bir daha bunları da kullanmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Yani aslında bu videonun özet arkadaşlar ikisini de ben kimseye tavsiye etmiyorum yani Alırsanız öyle rahat bir şekilde çalışamazsınız. Ben merak ettim. Önceki yıllarda almıştım denemek için. Toprağın öyle çok fazla altına girmiyor arkadaşlar. 10 santim yok. 5-6 santim bir yerdir yani. Elimizle yapsaydım bu makineyi sök, tak, parçala falan derken en az minimum 3 saatim gitti arkadaşlar. Çünkü ben şurada 2-3 tane kavunu götürdüm. Bir iki tane mısırı götürdüm. İster istemez elinizden kayıyor arkadaşlar. Videonun özeti arkadaşlar. İkisi de hiçbir şey yaramaz. Benim şahsi fikrim bu. Domateslerimiz falan gelmeye başladı. İneklerimizin de keyfi yerinde. Şu anda bir iki saatten beri buradalar sularını falan içtiler. Oyalanırlar şu anda ya. yukarılara çıkarlar birazdan doğru. Zaten bir tanesi geldim mi hepsi onu takip ediyor. Bu videomuzda böyle olsun. Tırpanla ilgili önümüzdeki günlerde elimde bulunan 15-20 yakın bir aparat var. Onlarla ilgili detaylı bir şekilde video paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Hemen hemen hepsini denedim zaten. Onlarla ilgili tecrübelerimi paylaşacağım. Beğendiyseniz beğenerek kanalımıza da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Güzel olacağını düşündüğüm diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.